arkadaşlar selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik alanındasınız. Arkadaşlarım 4. haftamızın ikinci konusu olan birinci dereceden denklemlerin konu testini çözeceğiz. Bu videoda teste başlar başlamaz videoya geçer geçmez arkadaşlarım size bir soruda olan ufak bir hatadan bahsedeceğim. O hatayı düzeltin arkadaşlarım. İkinci baskımızda böyle bir hata olmayacak. Gençler hazırsanız, abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz videomuza ve sorularımıza geçebiliriz. Evet. Demiş ki bize bir apartmanda oturan sakinlerin oturdukları dairelerin metrekaresine göre ödedikleri aidat x dairenin metrekare cinsinden alanı olmak üzere. Nasıl hesaplanıyormuş aidat? X eksi 35 yani metrekareden 35'i çıkarıp onunla çarpıp üzerine 122 ekliyormuşuz olarak belirlenmiştir. Buna göre 632 lira aidat ödeyen İsmail'in oturduğu ev kaç metrekaredir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlarım 632 aidatımız buymuş. Bunu da 10 çarpı x eksi 35 artı 122 ile belirliyormuşuz. O halde 122'yi sol tarafa fırlatalım. 632'den 122'yi çıkarırsanız 510 kalacaktır. Bu da 10 çarpı x eksi 35'e eşitmiş. Şimdi ben 10'la neyi çarparsam 510 yapar? Tabii ki 51'i. Demek ki x eksi 35 51'miş. X eksi 35 arkadaşlarım 51 ise x kaçtır? Tabii ki 86'dır. Demek ki İsmail'in oturduğu ev 86 metrekare olacakmış deriz. İkinci sorumuz. Şekildeki hızlı trenin ön kısmında uzunluğu 12.4 metre olan lokomotif vagon ve bu vagonun arkasına bağlı her biri 11.2 metre olan yolcu vagonları vardır. Her vagonun bağlantı noktaları arasındaki boşluk da 1 metredir. Bakın şurası 1 metre, şurası 1 metreymiş aradaki boşluklar. Bu hızlı trenin uzunluğu 110 metre olduğuna göre bu trende toplam kaç vagon vardır diye soruluyor. Şimdi şöyle diyelim. Şöyle 2 vagon olursa arada bir boşluk oluşuyor. 3 vagonda 2 boşluk, 4 vagonda 3 boşluk oluşuyor. Demek ki benim vagon adedim x tane ise, x vagon varsa x eksi 1 tane de boşluğum olacak. Ve bir tane lokomotif vagon var. Toplam x vagon var. Demek ki bunların x eksi 1 tanesi de yolcu vagonu arkadaşlar. Tamam. Şimdi gençler tüm bu bilgiler ışığında biz diyeceğiz ki 12.4 lokomotif vagonun uzunluğu artı x eksi 1 tane birer metrelik boşluk var artı x eksi 1 tane de uzunlukları 11.2 metre olan yolcu vagonları var. Ve bunların tamamının toplamı 110 metre yapıyormuş. O halde şu 12.4'ü 110'un yanına fırlatacak olursanız şuradaki x eksi 1'leri de ortak çarpan parantezini alırsanız bakın x eksi 1 ortak çarpan parantezinde burada 1 kaldı. Burada da 11.2 kaldı arkadaşlar. Eşittir diyorum. 110'dan 12.4'ü çıkarırsanız 97.6 kalacaktır. Daha sonrasında. Şu ikisinin toplamı bana neyi verir? 12,2'yi verir. Her iki tarafı 12,2'ye bölerseniz eğer ki 97.6 12.2'nin 8 katıdır. Demek ki x eksi 1 8'miş arkadaşlar. İse x kaçtır? 9'dur. X neydi arkadaşlarım? Toplam vagon sayısı. Demek ki toplam 9 tane vagon varmış ve cevabımız da Bursa'ymış diyeceğiz. Ve geçtim 3'e. Burak 4 arkadaşıyla halk otobüsüne binmiş. Muavine 20 lira para vermiş. Sonrasında muavin Burak'a demiş ki 2 lira 25 kuruş daha vermeniz gerekiyor. Demiş. Burak muavine 4 kişi olduklarını hatırlatınca muavin ben 5 kişi bindiniz sanmıştım. Kusura bakmayın deyip Burak'a para üstü vermiştir. Buna göre Burak'ın aldığı para üstü ne kadardır diye soruluyor. Güzel bir soru. Şöyle ki 20 liranın üzerine muavin 2 lira 25 kuruş daha istiyor. Yani toplamda 22 lira 25 kuruş vermeleri gerektiğini söylüyor. Ama kaç kişi için? Bu 5 kişinin ücreti. Tamam. Sonra diyeceğiz ki 5 kişinin ücreti, kişi başı ücret 2,22,25 ise burada x kaçtır? Yani tek kişinin ücreti kaçtır onu bulalım. X eşittir. Her iki tarafı 5'e böleceğiz. 22'nin içinde 5 kaç defa arkadaşlar? 22'nin içinde 5 4 defa. Virgül. Şimdi virgülü attık ya artık 22'nin içinde kaç defa diye soracağız. 4 defa. Tamam. Kalan 2 25'in içinde de 5 defa. Demek ki 4 lira 45 kuruşmuş kişi başı ücret. 4 lira 45 kuruş. Bize ne kadar lazım? Bunlar 4 kişi binmişlerdi. 4x lazım. Yani 4 çarpı 4 lira 45 kuruş lazım. 4 kere 4 16 lira buradan yapar. 4 kere 45 kuruş da 1 lira 80 kuruş yapar. Demek ki toplamda 17 lira 80 kuruş ödenmesi gerekiyormuş. Ve sevgili arkadaşlar bir daha bakalım 4 kere aynen
17 lira 80 kuruş. Burak 20 lira vermişti. Para üssü sorulmuş. Demek ki ben 20'den 17.80'i çıkaracağım ve para üssünü bulacağım. 2 lira 20 kuruş para üssü olacak. Dolayısıyla cevabımız da Edirne seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz gençler. Ve son sorumuz. Düzeltme olan soru bu. Sizin kitaplarınızda burada 40 yazıyor arkadaşlarım. Tekrardan üzgünüm. Böyle cevap anahtarları veya işte soruların içerisindeki dizgi hatalarından kaynaklı sizlere karşı mahcup oluyorum. Kusura bakmayın. Bunların hiçbiri ikinci baskıda hiçbiri olmayacak arkadaşlar. Bir şirkette çalışanların 4 bölü 5'i erkek. Bu erkeklerin de 2 bölü 3'ü gözlüklü. Şimdi şirkette çalışanlar 5'in katı, erkekler de o zaman 3'ün katı olacak. Hem 3'ün hem 5'in katını bulalım. 15. 15K bu şirkette çalışanlar olsun. 15K bu şirkette çalışan kişi sayısı. Şimdi bunların 4 bölü 5'i. 15K'nın hemen 4 bölü 5'ine bakıyorsunuz. 15'i 5'e böldüğünüz 3K. 3K kere 4 eşittir 12K yapar. İşte bunlar erkek çalışanmış arkadaşlar. O zaman kadın çalışan da geriye 3K kalıyor. 3K'sı da kadın çalışan arkadaşlarım. Erkeklerin yani 12K'nın da 2 bölü 3'ü gözlüklüymüş. 2 bölü 3'ü de demek. Şunları 3 ile sadeleştirdik. 4K, 4K kere 2, 8K yapar. Bunlar gözlük kullanıyor arkadaşlarım. Gözlük kullanan erkekler. 12K tane erkek vardı. O zaman 4K tane erkek de gözlük ne yapmıyor? Kullanmıyor. Şimdi demiş ki şirkette gözlük kullanmayan 70 kişi var. Arkadaşlar şirkette 3K tane kadın, tamam mı? Bak, kadınların tamamı gözlüksüz demiş ya. 3K tane kadın. Bir de gözlük kullanmayan 4K tane erkek var. Yani toplam 3K, 4K daha 7K gözlük kullanmıyor ki bunlar 70 kişilermiş. O zaman K kaçtır? Tabii ki 10'dur. Şirkette çalışan kaç kişi vardır diye sorulmuş. 15K'ydı. Ben K'yı 10 buldum. Dolayısıyla 15 çarpı 10 dersek şirkette toplamda 150 kişinin çalıştığını da söyleyebiliriz. Evet gençler, videomuzun ve testimizin sonuna geldik. Bir diğer konumuzda basit eşitsizliklerde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin, hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.